Merhabalar dostlar, ben Yusuf. Endüstrideki Timur İmparatorluğu serimizin galiba 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğin üzere bir önceki bölümümüzde Orta Doğu üzerine birkaç sefer gerçekleştirmiştik. Orta Doğu'daki birçok topları kendi elimize geçirmeyi başarmıştık. Ben şöyle OBS'den sesimi kısayım, patlama yapacak gibime geliyor. Ve biz de savaş ilan eden Şirvan'ı, yani Azerbaycan'ı çok iyi bir şekilde mağlup etmeyi başarmıştık. Aynı zamanda da kendilerini bize bağlı bir devlet haline getirmiştik. Bu bölüm final olabilir. O konuda tam bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bu bölüm artık Anadolu üzerine yürüyeceğiz. Osmanlı'yı falan devireceğiz. Artık bu bölüm yüksek ihtimalle final olacak. Osmanlı'nın sınırındaki devletleri savaşmadan almak istiyorum açıkçası. Ben çünkü bu devletlerle savaşmak bize eksi getirir. Yani böyle bir şey istemiyorum ama hani savaş isteyene de yok kardeşim savaşmayacağım diyemem, illaki savaşırım yani. Şimdi bizim elimizde yalnızca 80 binlik bir ordu var. Bununla sadece birkaç belli başlı devlet alabiliriz. Lan. Oğlum ya Allah aşkına bir git şuradan. Deli midir, divane midir ya, Allah Allah. Ramazan İmparatorluğu. Önce seni alt edeceğim oğlum, bekle. 1, 2, 3, 4 sınır var. Hepsine 5'er bin ordu atsam. Hatta 4 bin ordu bile yetiyor. Şimdi seninle barış anlaşmamızın bitmesine 40 tur var daha. 39 tur, 40 tur sayılır. Evet, Laksınan diye bir devlet varmış. Bizden askeri geçiş izni istiyor kendisi. Geri çevireceğim oğlum. Ben, kimse benden askeri geçiş izni istemesin. Bu arada imparatorluğu çöküşten kurtarmayı başardık ve şu denli büyük bir imparatorluk haline getirdik. Gerçekten çok güçlüyüz. Baya güçlüyüz. Teknolojide biraz gerideyiz, onu fark ettim. Birazcık teknolojide öne geçmenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum artık. Evet, neredeyiz biz? Evet, şuradayız. Hemen hızlı bir şekilde kendimizi teknolojiye ileri atalım. Çok da ileri geçemeyeceğiz büyük ihtimalle. Maksimum şeye kadar geliriz. Delhi'nin yanına yetişiriz. Onun haricinde çok fazla ilerleyemeyiz diye düşünüyorum. 86 diyecektim ki Karaman kim bu? Aydınoğlu, Ramazanoğulları. Allah aşkına saçmalamayın. Bu kim? Steji bilmem ne. Onu da indir. Evet. Teknoloji haritasını geri açalım. Delhi Sultanlığı teknolojisine yetiştik. Ama büyük ihtimalle geçemeyeceğiz. Biz birinden daha mı savaş ilanı aldık? Evet. Üst üste adamlar bize savaş ilanı ediyor. Ne lan bu onun adı? Bir dakika, devletin adı ne? Hospitaliler Şövalyeli. Şövalyeli. Ya Allah aşkına. O kadar saçma sapan devletlerden savaş ilanı alıyorum ki diyecektim. Delhi Sultanlığı'nın da teknoloji seviyesini geride bıraktık ve şu an son gaz ilerliyoruz. Delhi'nin zoruna gitmiş olmalı ki hakaret ettiler bize. Evet, büyük bir teknoloji yatırım yaptık ve ilk üçe girdik, üçüncü olduk. Muazzam bir yatırım oldu bizim için. Gelirimizi de muazzam derecede arttıran bir yatırım oldu. Gerçekten beni çok mutlu eden bir şey bu. Ülkemin gelişmesi benim için de iyi bir şey pek tabii ki. Bu arada Trabzon Osmanlı'nın eline geçti. Evet, bu arada Eflak şu anda Osmanlı'nın vasalı. He, öyle de bir durum var. Biz Osmanlı'yla savaşa girdiğimiz zaman Eflak'la da savaşa gireceğiz. Bize o zaman ya 300 binlik bir ordu bizim için yeterli olacak o zaman. Bu o anlama geliyor. Şöyle istikrar haritasını açalım. Hepsini yüze çekelim biz. Hiç boşuna uğraşmayalım. Bütün topraklarımızın asimilat işlemlerini yüze çekelim. Bu bölüm final olabilir, tekrardan söylediğim gibi. Bu seriden sonra da bizleri gerçekten ama gerçekten çok mutlu edecek, eğlenmenize vesile olacak ve gerçekten de hepinizin çok hoşuna gidecek bir seriye başlayacağım. Daha önce hiç serisi yapılmadı benim yapacağım serinin. Daha önce kimse yapmadı. Aklıma mı gelmedi kimsenin, ne oldu bilmiyorum ama ben yapacağım. Benden sonra yapan olursa sıkıntı yok. Ya 19 turluk başlattık oradakini. Gerçi yeterli olur lan. Delilik yapmayalım. Şöyle devam edelim. Son 2 adet eyalet ve bu da son eyaletti. Evet. Bütün topraklarımızın istikrarı şimdi %100'e çıkacaktır. Şöyle bir istihdam edilebilir nüfus haritasına bakmak istiyorum. Evet. Evet. Berbat bir istihdam edilebilir nüfus var. Ona rağmen biz 300 binlik bir ordu toplayabiliriz diye düşünüyorum. Osmanlı ve Eflak daha fazla güçlenmeden bizim ordu toplamamız lazım. Zaten şu an 220 binlik bir ordu toplamamız gerekiyor bizim. Yani biraz Delhi sınırından falan ordu basalım hemen. Beluç ve Sistan topraklarından, Pakistan topraklarından. Böyle basalım abi ordularımıza.
Güzel arkadaşım, lütfen biraz hızlı basar mısın orduları? Hadi. Hadi, daha işimiz gücümüz var. Daha Anadolu'ya gireceğiz. Daha Anadolu'ya gireceğiz. Zaten Anadolu'da varız da. Anadolu'da şu anda çok fazla bir gücümüz yok bizim maalesef ki. Orada mutlak bir Osmanlı hakimiyeti var. Yani orasını yani resmen Osmanlı tarafından yönetiliyor. Anadolu dediğimiz zaman akla ilk gelen devlet Osmanlı. Ama biz bütün Anadolu'yu fetih edeceğiz ve böylece Anadolu dendiğinde akla gelen ilk devlet Timur İmparatorluğu olacak. Bu bizim itibarımıza da büyük bir gelir getirecektir. Yani zaten bizden korkuyorlar, daha fazla korkacaklar. Bu da ilerleyen zamanlarda bize büyük şeyler kazandıracak. Şöyle siz oraya gelene kadar ben hemen aşağıya ineyim. Evet, birazcık şuralardan ordu basalım. Şurada bir tane toprakta iyi bir nüfus vardı. Evet, tahmin ettiğim gibi. Evet, şuralardan ordu basım işlemlerimize devam edelim. Oradan basma. Allah aşkına oradan basma. Evet, şuradaki orduları da hemen şu eyaletimize toplayalım. Ardından onları da İsfahan'a göndereceğiz. Evet, gelirimizin yarısını kaybettik şu an. Fark ettiğiniz üzere. Sen İsfahan'a gel. Sen İsfahan'a gel. Sen İsfahan'a gel. Bakalım. Ne kadarlık bir ordumuz oldu? 219 bin. Hatta şöyle bir 1000 ordu basalım. 509'unu terhis edelim. Evet, artık resmen 80 binlik bir orduya ihtiyacımız var. Böyle Kahire topraklarından birazcık ordu basalım. Mısır topraklarından, Kahire ve çevresinden. Yani Memlüklülerle savaşırken buralara fazla zarar vermeseydik bizim için güzel olabilirdi aslına bakarsanız. Şöyle bir Filistin ve İsrail topraklarından ordu basma işlemleri gerçekleştirelim birazcık da. Şam'dan basalım biraz. Şam ve yanındaki topraklardan. Evet, Filistin'den birazcık ordu basalım. Homs. Laskiye'den basalım birazcık da, tamamdır. Şunları Şam'a getirelim. Diğerlerini Kahire'ye getirelim. Sonra da bakalım ne kadarlık bir ordumuz olmuş. 300 bin orduysa rahatlıkla Osmanlı'ya girebiliriz. Diğer devletleri zaten ultimatumla da alırız. O çok sıkıntı değil. Evet, bakalım ne kadar olmuş. Oradan 29 bin, buradan 35 bin ordu geçiyor. Ortalama olarak tamamlamışız. Bakalım. Evet, 20 binlik bir ordu kalmış. Hemen onu da başkentimizin değil, İsfahan'ın sınır eyaletlerinden basarak toplayabiliriz rahatlıkla. Evet, topladık. Hatta tam oldu. Şöyle 1769 orduyu tarih edelim. Evet. Şimdi Osmanlı ile 4 adet kara sınırımız var. 5. sınırımız şurada şimdi. Şöyle yapalım. Biz bunun üstüne biraz ordu basalım. Tamam mı? Bakın. Bir dakika. Şöyle ortalama 50 binlik bir ordu basalım. Tamam mı? O 50 binlik orduyla denizimizi savunalım. Kalan 300 bin ordumuzun komple hepsiyle şeye girelim. Osmanlı'ya girelim. En mantıklı hareket bu olur. Bizim denizimizi savunmamız lazım. Hatta bizim savunmamız gereken 2 tane deniz var. Ben onun hiç farkında bile değildim. Bizim savunmamız gereken 2 tane deniz var. O bizi birazcık yorabilir. 2 denizi birden savunmak bir tık yorabilir. Bakalım yine ne kadar ordumuz olmuş. Denizlerimizi ortalama olarak savunabilmeye yetecek kadarlık bir ordu lazım. Ortalama olarak savunacağız zaten. Evet, 47 bin olmuş. İsfahan'ın sınır kentine getirelim hemen oraları bir. Böyle 20 binlik bir ordumu buradan buraya takviye edeceğim. Ortalama olarak 70 binlik bir ordu bence yeterli olur. Hatta 80 bin basalım biz. Ne olur ne olmaz. Evet, en iyisi o. 80 binlik bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Yani 80 bin, 40 bin, 40 bin iki denize böleriz. Böylece denizlerimizin savunmasını gerçekleştirmiş oluruz. Yani ordularımızı hızlı bir şekilde tekrardan gönderelim. Hemen İhsan'ın sınırındaki kente ve fazla bile oldu. Bir tık fazla bile oldu. Böyle 7450 orduyu terhis edelim. Evet, 100 bin. Ya 20 binini şuna yok göndermeyelim. 40 binini mi göndersin? Yok, hayır, tamam. Şimdi bu 50 binlik ordu bu denize. Bu 50 binlik ordu bu denize. 280 bin ordumuzda 70 bin 70 bin doğrudan olarak Osmanlı sınırına gidecek. Paramız fazla eksiye düşmeden sınırlarımızı küçük bir yere getirip hemen savunma savaşlarına başlamamız lazım bizim. Evet, Osmanlı'ya Efrak'la birlikte savaşımı ilan ediyorum dostlar. Ve girişlerimi yapıyorum şu anda Osmanlı toprakları üzerine. Evet. Evet, Osmanlı donanmasını getiriyor. Böyle Kırşehir'i de bir savunma savaşı yapalım. Evet, Kırşehir'e hemen bir gözetleme kulesi, bir tane de kale inşaatı başlatalım. Evet, kalemizin inşaatı başlamış. O Efrak'tan sağlam ordular geliyor yalnız. Bizim hemen böyle sınır kentlerden, yakın kentlerden ordu basım işlemleri yapıp denizimize çıkartmamız lazım. Yoksa
aktif. Aksi takdirde biz donanmamız kırılacak, yani donanma gücümüz. Hızlı bir şekilde bizim bu topraklara donanma çıkarmamız lazım, yoksa bizim oradaki donanma gücümüz tamamen kırılacak. Efrak kara üzerinden saldırı yapamayacağı için denizden saldırıyor anladığım kadarıyla. Ve sağlam da saldırdı az önce, ama biz yine de toparlamayı başardık. Evet, akın akın ordularımızı gönderdik. Akdeniz'den herhangi bir saldırıda bulunmadılar. Daha çok Karadeniz üzerinden bir deniz donanmaları geldi. Evet, hemen şöyle arkadan ordumuzu önlere göndereceğim. Buradan, evet, buradan basalım. Kale bize göndereceğim orduyu da, bir dakika. Şuraya iki seviye kale inşaat oldu mu? Oldu. Şuraya bir ikmal kampı da inşa edelim hızlı bir şekilde. Evet, şuralardan ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim hızlı bir şekilde. Buralardan hep ordu basıp bizim göndermemiz lazım ön tarafa, cepheye. Evet, Osmanlı'yı da yendikten sonra artık Anadolu'daki kesinliğimiz, yani Anadolu'daki hakimiyetimiz artacak. Böyle bakalım, toplaya toplaya kaç bin ordu topladık lan? 22 bin. Evet, Eflak, Osmanlı'nın orduları gelmiyor. Bana full Eflak'ın orduları geliyor. Osmanlı ordusu neredeyse hiç gelmiyor bana. Sadece Eflak'ın orduları geliyor. Eflak neredeyse hiç ordu gönder... İşte Osmanlı neredeyse hiç ordu göndermiyor artık. Artık yeter, artık birazcık da biz saldıralım değil mi? Böyle 70 bin, 70 bin, 70 bin ordularımızı bölelim. Şu 50 binlik orduyu da İzmir'e çıkaralım. Evet, İzmir'e de çıkartmamız geldi. Ve Osmanlı'nın Anadolu'daki topraklarını tamamen bitirmek üzereyiz. Çok az bir kısmı kaldı Anadolu topraklarının. Evet, Anadolu toprakları tamamen ele geçirilmeyi ele geçirildi. Artık şu deniz donanmamızı da birazcık öne getirelim ve başkentleri Tekirdağ'da girmeyi başardık. Evet, burada birazcık daha fazla ordu gösterebilirler. Çünkü burası Eflak'ın Anakarası'na çok yakın topraklar. Burada birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden deniz donanmamızı da hemen denize çıkarıyorum. Şuradaki ordularımı da hemen önlere doğru gönderiyorum. Ne olur ne olmaz abi. Evet, Eflak sınırlarına kadar da şu anda ulaşmayı başardık. Evet, şöyle hemen saldırılarımıza devam edelim Osmanlı üzerine. Evet, Osmanlı'yı an itibariyle yok ediyoruz. Eflak'a da gireceğim, ama Eflak'a girme sebebim, olur da Osmanlı'nın bütün topraklarını alamayacak olursam, yani bütün topraklarını, yani bakacağız ya, anladınız siz beni. Olur da Osmanlı'nın bütün topraklarını alamıyorsak Eflak sayesinde alacağız. Osmanlı'nın daha 4 adet eyaleti var. Evet, gördüm. Şöyle Dobriye bir liman inşa edelim. 31 binlik orduyu da Odessa'ya çıkaralım. Evet, şurada son 2 eyaleti. Bu da son eyaleti ve Osmanlı İmparatorluğunu tamamen yok etmeyi başardık. Şimdi barış anlaşması masasına oturduğumuz zaman hem Osmanlı'nın hem de Eflak'ın bütün topraklarını alabiliyoruz. O zaman alalım, neden almıyoruz? Alalım. Evet. Osmanlı'yı yok etmeyi başardık. Timurlu Devleti olarak artık Osmanlı İmparatorluğu diye bir imparatorluk dünya üzerinde yok. Öyle bir imparatorluk kalmadı. Hiç istediğim bir şey değildi. Türk'ün Türk'le savaşmasını ben zaten çok hoş gören birisi değilimdir, ancak maalesef ki böyle bir savaş gerekliydi. Artık Anadolu'da asimilasyonları başlatırız. Kalan 2-3 devleti de korkutarak alırız. Korkutarak rahatlıkla alırız hem de. Yani bizim gücümüze karşı koyabilecek bir devlet var mı bu dünyada? Yok. İstesem Ming Hanedanı'nı bile çatır çutur deviririm ben. Benim için hiçbir sıkıntı yok, ama Ming Hanedanı ile savaşmasak iyi olacak bu devirde. Yani Anadolu'da kalan son beylikleri alalım hızlı bir şekilde. Şöyle öncelikle ultimatum gönderip eyaletlerini talep ederek önce Candaroğulları'nı alalım. Ultimatumu gönderemedik. Dur bir dakika. Heh, şimdi. Sen geldin. Karamanoğulları belki gelmeyebilir gibi hissediyorum. Karamanoğullarıyla da ilişkilerimiz bayağı bir güzelmiş. O ilişkileri ben şöyle bir devireyim. Şimdi ultimatum gönder. Eyaletleri talep et. Vermeyebilir belki Karamanoğulları. Emin değilim. Evet, Karamanoğulları vermeni tahmin ettiğim gibi. O zaman kendilerine vasal yapacağız. Şimdi diğer iki devleti alalım şöyle eyalet talep ederek. Evet, Dulkadiroğulları da tamam. Buradan Ramazanoğulları beyliğini de alalım. Kıbrıs'ı da alalım biz. Ne olur ne olmaz abi. Kıbrıs da güzeldir.
Ve Kıbrıs'a, oğlum Kıbrıs'la da ilişkiler çok güzelmiş. Böyle hakaretlere başlayarak Kıbrıs'ı da indirelim. Yunan topraklarını da tamamen alabilseydik bizim için çok güzel olabilirdi ama alamayacağız sanırsam. Eyaletlerini isteyelim, belki verir. Verdi lan, helal olsun. Adam eyaletlerini verdi valla. 25 tur kalmış. Şöyle bir şu toprakları deneyelim hızlı bir şekilde. Şu toprakları da tamamen alabilirsek eğer çok güzel olacak. Evet, Venedik'e hemen gönderiyorum. Eyalet talebi. Buralarda gözümüz yok zaten. Ha, buralar Macaristan toprakları. Orası birazcık sıkıntı yapacak. Orayı zaten almayalım o zaman. Madem öyle, orayı almayalım. Bizim için en iyisi olacaktır oraları almamak. Senin de şu iki eyaletini alalım. Daha da başka toprak almayacağım. Bir de şu aradaki devleti, yani Karamanoğulları Beyliğini ilhak edeceğiz. Evet, onun dışında da hiçbir şey istemiyorum. Yalnız bayağı devasa bir imparatorluk olduk, görüyor musunuz? Şu iki eyaletini bana versen o kadar mutlu olurum ki ulan. Vermez, niye versin ki şerefsiz? Ah, vasal yaptım. Bittin oğlum sen. 17 tur kalmış, hemen turları hızlı hızlı atlayalım. Bir tane de şuna basalım. 14 tur kalmış, hemen atlayalım turlarımızı. Evet, 6 tur, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yani şöyle. Lan. İlişki geçirmiş herif. Bırak. Ne ilişkisi, bırak. Geçmiş olsun. Orta Doğu'yu da tamamen indirebiliriz aslında. Şöyle Hürmüz Emirliği'ni de bir ultimatum deneyelim. Amma kabul eder, amma kabul etmez. Kendisi bilir vallahi. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben eyaletlerini isteyeceğim adam akıllı. Böyle verir ya, büyük ihtimalle. Verir verir. Verdi, evet. Böyle ummana da hakaret ederek eyaletini istiyorum. Umman'dan da aldık. Yemen mütevekkilliği mi ne, öyle bir devlet. Ondan da hemen toprakları alalım Orta Doğu'daki. Hadramut'tan da Necran'dan da alacağız. Şöyle Hadramut'a da gönderelim. Ben şöyle hemen eyaletleri talep et diyerek Hadramut'a da gönderdim. Necran'a da gönderelim diyeceğim de Necran'la da ilişkilerimiz iyiymiş. Onunla da ilişkileri kötü durdum ve Necran'dan da eyaletini aldım. Orta Doğu hakimiyetini de tam anlamıyla kuruyoruz şu anda. Ve Ming Hanedanları'nın ekonomisine yetişmişiz bu arada, fark ettiğiniz üzere. Şöyle hızlı bir şekilde oraların asimilasyonunu başlatalım. Evet. Şimdi adam akıllı başlatacağız. Tamam. Memlüklerle 3 tur kalmış. Onları ilhak edeceğim ama sonra geri bıraksak mı? İlhak ettikten sonra bırakalım. Şimdi hemen bir vasalı serbest bırak. Memlük Sultanlığı. Kurşade. Bir kere ben benim olan toprakları alırım kardeşim benim. Öncelikle bütün Orta Doğu kardeşim. Ardından ben bir şuraları alayım. Evet, ben bir buraları indireyim. Değil mi? Evet. Seni burada vasal bırakalım. Tamam mı? Başkentin neresi olsun biliyor musun? Şu toprak olsun, rastgele salladım öyle. Evet. Artık serimizi bitirmenin vakti geldi. Bir dakika, seni de ilhak edelim lan. İlhak etsek mi? Yok yok, etmeyelim. Bu kadar yeterli artık benim için. Evet dostlar, Timur İmparatorluğu olarak yıkık devleti gerçekten çok büyük bir güç haline getirmeyi başardık. O ne lan? Umarım hepinizin hoşunuza giden bir seri olmuştur dostlar. Gerçekten çok eğlenceli bir seriydi. Umarım hepinizin hoşunuza giden bir seri olmuştur. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay dostlar.